Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf matematik derslerinde birlikte olacağız. İlk konumuz mantık. Mantık daha önce görmediğiniz bir konu. Diğer derslerimiz mutlaka ki gördüğünüz konular. Ama mantık nedir? Doğru düşünmektir. Doğru ya da yanlış, kesin bir hüküm bildiren ifadelere biz önerme diyeceğiz. Önermeyi normal günlük hayatta da çok fazla kullanırız. Doğru olan bir önerme her zaman, her yerde, herkes için doğrudur. Yanlış olan önerme de yine her yerde, herkes için yanlıştır. Biz burada sembolik mantıktan bahsedeceğiz. Sembolik mantıkta bu tür cümleleri, doğru ya da yanlış olan cümleleri inceler. Bir önermenin doğru ya da yanlış olduğunu ifade eden ya D harfiyle ya Y harfiyle göstereceğiz. Burada doğruyu 1 ile, yanlışı 0 ile gösteririz. Ve bu 1, 0 ifadesine de doğruluk değeri diyeceğiz önermenin. Eğer bir önerme doğruluk değeri 1 ise doğru bir önermedir. Eğer bu önerme doğruluk değeri 0 ise yanlış bir önermedir diyeceğiz. Genellikle önermeleri P, Q, R, S, T gibi harflerle gösteririz. Diyelim ki bir P önermesi için doğrudur veya 1'dir doğruluk değeri diyebiliriz, yanlıştır ya da doğruluk değeri 0'dır şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi birkaç önerme yazarak bunların doğruluk değerlerini birlikte bulalım. Birinci önermemiz şöyle olsun. Bir yıl 12 aydır. İkinci önermemiz, bazı hayvanlar dört bacaklıdır. Şunları silelim karışmasın. Bir üçüncü önermemizi şu şekilde yazalım. 3'ün karesi eksi 2'nin karesi eşittir 5. Bir önermemiz, iyi geceler. Bir diğer cümlemiz, bu sınıfta kaç kişi var? Bunların içinden hangisi önermedir? Önce buna bakalım. Bir yıl 12 aydır. Kesin bir hüküm bildiriyor değil mi bize? O halde bu nedir? Bir önermedir. İkincisi, bazı hayvanlar dört bacaklıdır. Evet, dört bacaklı hayvanlar vardır. O halde bu da nedir? Bir önermedir. Üçüncüsü, 3'ün karesi eksi 2'nin karesi 5'e eşittir. Evet, 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4, 9'dan 4 çıktı 5. Evet, bir önermedir, kesinlik bildiriyor. Dördüncüsü, iyi geceler. Bu bir kesinlik bildirir mi? Hayır. O halde nedir? Bir önerme değildir. Aynı şekilde bu sınıfta kaç kişi var? Bu da bir kesinlik belirtir mi? Bir hüküm belirtir mi? Hayır, belirtmez. O halde ne diyoruz? Bir önerme değildir. Demek ki bir kesin hüküm bildiren ifadelere biz önerme diyeceğiz. Aynı burada gördüğümüz gibi eğer kesin hüküm bildirmiyorsa önerme değildir diyoruz. Şimdi birkaç önerme yazarak bunların doğruluk değerlerini bir de görelim. Bir P önermemiz olsun. Edirne Asya kıtasındadır. İkinci bir önerme daha yazalım. Buna da Q diye isimlendirelim. 3 eşit değildir 5 olsun. Bir R önermesi yazalım. 5 çift sayıdır. Ve bir S önermemiz olsun.
Bazı insanların boyu bir 70 santimin üzerindedir. Şimdi bu yazdığımız ifadelerin hepsi bir önermedir. Değil mi? Birer kesinlik belirtiyor. Peki bunların doğruluk değerlerini bulalım. Edirne Asya kıtasındadır. Nedir arkadaşlar? P önermesi yanlış bir önermedir. Gelelim Q önermesine. 3 eşit değildir 5'e. Evet, Q önermemiz doğru bir önermedir. Çünkü 3 5'e eşit değildir. 5 çift sayıdır. 5 tek sayıdır. O halde R önermesi nedir? Yanlış bir önermedir. Bazı insanların boyu 1.70'in üzerindedir. Evet, bu doğru bir önermedir. O halde S doğrudur diyoruz. İşte gördüğümüz gibi yanlış olanların doğruluk değeri 0, doğru olan önermelerin doğruluk değerini de 1 olarak almış olduk. Gelelim birkaç tane önerme olursa bunlarla ilgili doğruluk tablolarımızı ne şekilde yapacağımıza. Eğer iki tane önermemiz varsa, yani P ve Q gibi, bu önermelerden bir tanesi doğruyken ikincisi de doğru olabilir. Bu önermelerden yine birincisi doğruyken ikincisi yanlış olabilir. Birincisi yanlışken ikincisi doğru olabilir veya her iki önermemizde yanlış önerme olabilir. Diyelim ki 3 tane önermemiz olsun. O halde doğruluk tablomuzu şöyle yapalım. Birinci önermemiz doğruyken ikincisi doğru, üçüncü önermemiz de doğru olabilir. Birinci önerme doğru, ikinci önerme doğruyken üçüncüsü yanlış olabilir. Birinci doğruyken ikinci yanlış, üçüncü doğru olabilir. Yine birinci önerme doğruyken ikinci yanlış, üçüncü yanlış olabilir. Gelelim ilk önermeyi yanlış kabul edersek, ikinci önermemiz doğru, üçüncü önermemiz doğru olabilir. Birinci önerme yanlışken ikinci yine doğru, bu sefer üçüncü önerme yanlış olabilir. Birinci önermemiz yanlışken ikinci önerme yanlış, üçüncü önerme doğru olabilir. Ve yine ilk önerme yanlışken ikinci yanlış, üçüncü de yanlış olabilir. Bunları pratikten şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. 3 önerme olduğu zaman birinci önerme için hemen 4 tane doğru, 4 tane yanlış. İkinci için 2 doğru, 2 yanlış, 2 doğru, 2 yanlış. Üçüncü için de 1 doğru, 1 yanlış şeklinde bu tabloyu çok rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. O halde gördüğümüz gibi 2 önerme olduğunda kaç tane sonuç var? 4 tane. 3 önerme olduğunda kaç tane sonuç var? 8 tane. Demek ki 2 üzeri 2 tane. 2 üzeri 3 tane. O halde n tane önermem olduğu zaman 2 üzeri n tane doğruluk değerim olacak demektir. Gelelim şöyle birkaç önermemizin doğruluk değerini bulmaya. Yine bir P önermemiz olsun. En küçük asal sayı 2'dir. İkinci önermemiz en büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Üçüncü R önermemiz olsun. 70 tek basamaklı bir sayıdır. Ve bir de S önermemiz olsun. En büyük doğal sayı 9'dur.
şöyle. Şimdi bu önermelerin doğruluk değerlerine bakalım. En küçük asal sayı 2'dir dediğim zaman doğruluk değeri kaçtır bunun arkadaşlar? Doğru bir önerme olduğuna göre 1. İkincisi, en büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. O halde bu nasıl doğruluk değeri olan bir önermedir? Yine doğru olduğundan 1'dir. 70 tek basamaklı bir sayıdır. Hayır, 70 nedir? 2 basamaklı bir sayıdır. O halde R önermesinin doğruluk değeri yanlış olduğundan 0'dır. S önermesi en büyük doğal sayı 9'dur. Bu da yanlış bir önerme olduğu için S önermesinin doğruluk değerini de 0 olarak alacağız demektir. Evet, doğruluk değeri aynı olan İki tane önermeye de biz birbirine denk önermeler diyeceğiz. Denkliği de şu şekilde gösteriyoruz. Bir P önermesi Q önermesine denkse P denktir Q önermesine şeklinde göstereceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi eğer bir önermenin hükmünün değiştirilmesi gerekirse biz buna da bu önermenin değili diyeceğiz. Bir önermenin değilini de şu şekilde göstereceğiz. P'nin değil. Bazen şu şekilde de gösterilebilir ama en çok kullandığımız üzerindeki şu işaretle P önermesinin değili şeklinde göstereceğiz. Mesela diyelim ki şöyle sözel bir şey söyleyebiliriz. Ahmet esmerdir bir P önermesi ise bunun değili ne olacaktır? Ahmet esmer değildir olacaktır. Diyelim ki bir şöyle yazalım. Bir P önermemizin doğruluk değeri eğer 1 ise bunun değilinin doğruluk değeri ne olacaktır? 0 olacaktır. Eğer P önermemizin doğruluk değeri 0 ise değilinin değeri ne olacaktır? 1 olacaktır. P önermesinin değilinin değilini alırsak iki kez değil aldığımız zaman aynı şekilde başa dönmüş gibi düşünürüz. Yani yine neyi? P önermesini elde ederiz. O halde değilinin değilini aldığım zaman sıfırın değili yine neyi verecek? 1'i verecek. 1'in değilini aldığım zaman yine neyi verecek? 0'ı verecek. Gelelim şöyle iki soru yazmaya. Diyelim ki bir P önermemiz olsun. 2 asal bir sayıdır. Bu önermenin değilini alalım. O halde ne yazmam gerekiyor? 2 asal bir sayı değildir. Peki bunun bir kez daha değilini alırsam ne olacak? P'nin değilinin değili. Tekrar bunun değilini aldığım zaman yine başa bakın dönmüş oluyorum. 2 asal bir sayıdır. O halde P önermesinin doğruluk değeri nedir? Doğru bir önerme olduğuna göre 1. Değilinin doğruluk değeri nedir? Yanlış olduğu için 0. Değilinin değili tekrar aldığım zaman doğruluk değeri yine 1'e eşittir. Gelelim eğer iki tane önermeyi birleştirirsek, İşte bu iki önermenin birleşmesiyle oluşan önermelere de bileşik önerme diyeceğiz. Çok kullandığımız günlük hayatta ve, veya, ise, ancak ve ancak gibi bağlaçlarla bu iki önermeyi bağlayarak bir bileşik önerme oluşturmuş olacağız. Şimdi bunları hakkında biraz konuşalım. Birden çok önermenin bir V bağlacıyla birleştiğini önce isterseniz Evet, şimdi V bağlacıyla bir örnek düşünelim. Günlük hayatta çok fazla kullanıyoruz dedik V veya ancak ve ancak ise bağlaçlarını. Mesela diyelim ki Ahmet evdedir, Ömer okuldadır. Bunu ben V bağlacıyla bağlarsam Ahmet evdedir ve Ömer okuldadır. İşte iki tane ayrı önermeyi V bağlacıyla birleştirerek bir bileşik önerme oluşturmuş oldum. V bağlacında
İki önermenin de yanlış olması durumunda bileşik önerme yanlış olur. Diğer durumlarda yine biri doğru, biri yanlışken yine yanlıştır. Biri yanlış, biri doğruyken yine yanlıştır. Ancak her ikisi doğruyken bileşik önerme doğrudur. Şimdi bu doğrultuda bir doğruluk tablosu oluşturalım. İki tane önermemiz ve bunu V bağlacıyla bağlıyoruz. P ve Q şeklinde. Birinci önermem doğru, ikinci önermem doğruysa V bağlacıyla bağladığımda oluşan bileşik önermem doğru olacaktır. Birinci önermem doğru, ikinci önermem yanlışken V bağlacıyla bağladığım zaman bileşik önermem yanlış olacaktır. Birinci önerme yanlış, ikinci önerme doğruyken V bağlacı altında bileşik önerme yine yanlış olacaktır. Birinci önerme yanlış, ikinci yanlışken yine bileşik önermemin doğruluk değeri yanlış olacaktır. İşte bu oluşturduğumuz tabloyu iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü soru çözümlerinde mutlaka bu tabloları kullanacağız. Bunlar işimize çok yarayacak. Gelelim veya bağlacına. Veya'yı da şu şekilde gösteriyorsunuz, biliyorsunuz. Yine aynı örnek üstünde şöyle gösterebilirim. Ahmet evdedir veya Ömer okuldadır. Böyle bir veya bağlacı olduğu zaman doğruluk tablomu oluşturayım. Birinci önermem doğruyken, ikinci önermem de doğruyken veya bağlacı altında bileşik önermem doğru değerini alır. Birinci önermem doğru, ikinci yanlışken veya bağlacı altında yine bileşik önermem doğru değerini alır. Birinci önerme yanlış, ikinci önerme doğruyken yine veya bağlacı altında doğru değerini alır. Birinci önermem yanlış, ikinci yanlışken o zaman veya bağlacı altında bileşik önermem sıfır değerini alır. İşte gördüğünüz gibi iki ayrı tablo. Biri V bağlacı, biri veya bağlacı altında. V'de sadece iki önerme doğruyken sonuç doğru çıkar, diğer bütün durumlarda yanlıştır. Veya önermesinde de veya bağlacıyla, daha doğrusu bağladığımız bileşik önermede de sadece her iki önerme yanlışken yanlış, onun dışındaki bütün durumlarda doğru sonuç verecektir. Evet, şimdi V ve veya ile ilgili birkaç tane özellik yazalım. Yine bunları sorularımızı çözerken çok fazla kullanacağız. Şöyle üç tane önerme düşünelim. Önermeleri için diyelim. Şu özellikler kullanılır. Birincisi, önce veya ile ilgili özelliklerimizi yazalım. P veya P önermesi her zaman P'ye denktir. Bu ne demek? Yani P 1 değerini aldığında 1 veya 1 neye denk demiştik? 1'e denk demiştik. Buna veya'nın tek kuvvet özelliği diyoruz. İkinci özelliğimiz, P veya Q denktir Q veya P'ye. Bu da veya'nın değişme özelliği. Üçüncü özelliğimiz, P veya Q veya R aynı şekilde denktir P veya Q veya R'ye. Buna da veya'nın birleşme özelliği diyoruz. Ve bir dördüncü özelliğimiz, P veya 1 her zaman için 1'e denktir.
1. Beşinci özelliğimiz, P veya 0 her zaman P'ye denktir. Yani bu nedir? Veya bağlacı altında P'nin aldığı değere göre sonuç değişecektir. Eğer P 1 ise sonuç 1 olacaktır. P 0 ise sonuç 0 olacaktır. İşte veya ile ilgili kullanacağımız özellikler. Şimdi bu özellikler doğrusunda bir örnek çözelim. Bir P önermemiz olsun. En küçük asal sayı 2'dir. Bir de Q önermemiz olsun. En küçük negatif tam sayı 1'dir. İki tane önerme. Önce bunların doğruluk değerlerini yanlarına yazalım. En küçük asal sayı 2'dir. Evet, doğru değil mi? En küçük asal sayımız 2'dir. O halde doğruluk değerimiz 1'dir. Gelelim ikinci önermemize. En küçük negatif tam sayı -1'dir dedik. Bu nedir? Yanlış bir önermedir. O halde doğruluk değeri 0'dır. Şimdi bu iki verilen önerme doğrultusunda şunları cevaplayalım. P'nin değeri veya 0 veya Q önermesinin doğruluk değerinin kaça denk olduğunu bulalım. P önermemin değeri kaçtı? Doğruluk değeri 1. O halde değilinin doğruluk değeri kaç olacaktır? 0. Veya 0 veya Q önermemin doğruluk değeri kaçtır? 0. 0 veya parantezin içini yapalım. 0 veya 0 neydi? Her ikisi veya bağlacı altında yanlış olduğunda sonuç yanlış oluyordu. Yanlış. O halde 0 veya 0 yine neye denktir? 0'a denktir. Demek ki verilen bu önermenin doğruluk değeri 0'dır. Bir diğeri, P veya Q'nun değeri veya 1 veya Q önermesinin doğruluk değeri nedir diyor. Yine bildiğim değerleri yerine yazayım. P'nin doğruluk değeri 1 veya Q'nun değeri diyoruz. Q'nun doğruluk değeri 0'dı. O halde değeri nedir? 1'dir. Veya 1 veya Q'nun doğruluk değeri 0. 1 veya 1 bize neyi veriyordu? 1'e. Veya 1 veya 0 yine 1'i veriyordu. 1 veya 1 o halde yine 1'e denktir diyeceğiz. Demek ki bize bu şekilde verilen iki önerme varsa önce bunların doğruluk değerlerini buluyoruz. Daha sonra bulduğumuz doğruluk değerlerini istenen önermede yerine yazarak bu bileşik önermenin doğruluk değerini bulmuş oluyoruz. Gelelim V bağlacı ile ilgili olan özelliklere. Hemen bunları da şöyle yazalım ve ondan ilgili bir örnekle bu özellikleri nasıl kullanacağımızı görelim. Yine P, Q, R için özellikler diyelim. Bu sefer V bağlacı ile ilgili. İlk özelliğimiz P ve P denktir P'ye. Yine aynen veya'da olduğu gibi V'nin tek kuvvet özelliği deriz. İkinci özelliğimiz P ve Q denktir Q ve P'ye. Yani V'nin değişme özelliği. Üçüncü özelliğimiz P ve Q ve R denktir P ve Q ve R'ye. Yine V'nin birleşme özelliği.
Dördüncü özelliğimiz P ve 1 denktir P'ye. Beşinci özelliğimiz P ve 0 denktir 0'a. Şu iki özellikle gördüğümüz gibi V tablosunda ne demiştik? Sadece her iki önerme doğruysa bir değerini alır. O halde P eğer burada bir değerini alırsa 1 ve 1'den sonuç ne çıkacaktır? 1. Doğru çıkacaktır. Eğer P 0 değerini alırsa 0 ve 1'den sonuç ne çıkacaktır? 0 çıkacaktır. Gelin 5. özelliğe yine aynı şekilde. V bağlacı altında 0'lan bir önerme oluşturduğum zaman, doğruluk değeri 0'lan bir önerme oluşturduğum zaman ne olacaktır? İsterse P'nin değeri 1 olsun, isterse 0 olsun, sonuç her zaman için 0 çıkacaktır. Şimdi bu özellikleri kullanarak bir örnek çözelim. Şöyle bir örneğimizi yazalım. P önermemiz eşittir. Bir ve sıfır ve bir ve sıfır ve bir ve bir ve bir ve sıfır. Bu önermenin doğruluk değeri neye denktir? Bunu bulalım. Şimdi matematikte nedir? Her zaman için içteki parantezden başlayarak dışarı doğru yavaş yavaş gideriz. Aynı şekilde şimdi yazıyoruz. İçteki parantezde ne var? 1 ve 0 var. Parantezlerin bakın aynı şekilde yazıyorum. Eğer bunları yazmazsak karışıklık olur. 1 ve 0 her zaman için neye denkti? 0'a. Ve ne kaldı? 1. Ve 0. Dıştaki parantezimi kapattım. Ve 1 ve içteki parantezin içinde 1 ve 1 var. 1 ve 1'in doğruluk değeri her zaman neye eşitti? 1'e ve 0. Yine dıştaki parantezimi kapattım. Şimdi geldik bu parantezin, köşeli parantezin içini halletmeye. 0 ve 1'in değeri her zaman için neydi? 0. Ve 0, parantezlerimi kapadım ve 1 ve 1 ve 0'ın değeri neydi? Yine 0'a eşitti. 0 ve 0 her zaman için 0'ı veriyordu ve 1 ve 0 yine her zaman için neyi veriyordu? 0'ı. O halde 0 ve 0 yine 0'ı verdiğine göre bana verilen bu önermenin doğruluk değeri 0'a eşitmiş diyeceğiz. Evet arkadaşlar, bir örnek daha yapalım. Evet, şöyle bir örneğimiz var. P ve Q'nun doğruluk değeri 1'e eşit verilmiş. S'nin değili veya R'nin değili 0'a denk olmak üzere. Bunlar bize verilenler. İstenen şu. P ve Q'nun değili ve R'nin değili veya S veya R ve P'nin değili önermesinin doğruluk değeri nedir? Şöyle yazalım. Doğruluk değeri nedir? Şimdi bize iki tane yol gösterme verilmiş. Şuradan P ve Q denktir 1'e demiş. Biz V bağlacı altında 1'e denk olması için her iki önermenin de doğru olması gerektiğini artık biliyoruz. O halde buradan P nedir? Her zaman için 1'e denktir. Q nedir? Her zaman için 1'e denktir.
Gelelim ikinci önermeye. S'nin değili veya R'nin değili sıfır demiş. Veya bağlacı altında sonucun sıfır olması için ne gerekiyordu? Her iki önermenin de yanlış olması gerekiyordu. O halde diyorum ki S'nin değili sıfır, R'nin değili de her zaman sıfıra denktir. O halde şurada kullanacağım önermelere bakalım. P'nin değili var, Q'nun değili var. P eğer 1 ise Q kaça eşittir arkadaşlar? Pardon, P'nin değili kaça eşittir? Sıfıra. Q 1 ise Q'nun değili kaça eşittir? Her zaman için sıfıra. Şimdi bu bulduğum değerleri benden istenen önermede yerine koyarak verilen bu büyük önermenin doğruluk değerini bulalım. P yerine yazıyoruz 1 ve Q'nun değili 0 ve R'nin değili 0. Parantezlerimi kapattım. Veya S'nin değili 0'dı. O halde S kaça denktir? 1'e denktir. S yerine 1. Veya R'nin değili 0'dı. O halde R önermesi kaça denktir? 1'e 1. Ve P'nin değili 0. Yine içteki parantezden başlamak üzere. 1 ve 0 ve 0 ve bağlacı altında neydi? Her zaman için 0'a denkti. Veya 1 veya 1 ve 0 ve bağlacı altında sadece iki önerme doğruysa 1'e eşitti hatırlıyoruz. O halde biri doğru biri yanlışken neye eşit olacaktır? 0'a. 1 ve 0 hadi neye eşit? 0'a. Veya 1 veya 0. Veya bağlacında sadece her iki önerme yanlışsa yanlıştı. Onun dışındaki bütün olasılıklar doğruydu. Demek ki 1 veya 0'ın değeri ne olacaktır? 1. O halde geldik sonuca 0 veya 1 neye denktir? 1'e denktir. İşte bize bu şekilde bir önerme verilip İki tane de yol gösterici diyelim önerme verirse bunların tek tek doğruluk değerini öncelikle bulup ondan sonra verilen bu bileşik önermede yerine yazarak sonuca. Şimdi V ve veya işleminin birbirini üzerine dağılma özelliklerini görelim arkadaşlar. Yine bu özellikleri çözeceğimiz sorularda kullanacağız. Doğruluk tablolarını, V'nin veya'nın doğruluk tablolarını çok çok iyi bir şekilde bilmemiz gerektiğini görüyorsunuz. Şimdi şöyle diyelim. V ve veya'nın dağılma özelliği diyelim. Birbiri üzerine. Birincisi P ve Q veya R. P ve Q veya P ve R şeklinde V'nin veya üzerine dağılma özelliği. Gelelim ikincisine. P veya Q ve R. Bakın bu soldan V'nin dağılma özelliğiydi. Bu sefer de sağdan dağılma özelliğini görüyoruz. P ve R veya Q ve R. Şimdi gelelim veya'nın V üzerine dağılma özelliği. Ne şekilde olacak? P veya Q ve R denktir. P veya Q ve P veya R. Aynı şekilde şimdi bir de sağ taraftan görelim. P ve Q veya R denktir. P veya R ve Q veya R. Demek ki soldan sağdan V'nin veya üzerine dağılma özelliği soldan ve sağdan veya'nın V üzerine dağılma
özel. Bunlar normal matematiksel işlem olarak aslında bildiğiniz şeyler. Ama işin içine semboller girdiği zaman sanki farklı bir şey gibi görünüyormuş. Hayır, değil. Aynı şekilde siz bir çarpma işleminde, bir toplama işlemi gibi düşündüğünüzde herhangi bir sayıyı içine nasıl dağıtırsanız aynı mantıkla dağıtıyorsunuz. Evet, gelelim şöyle bir iki tane önermenin doğruluk değerlerini görmeye. Şöyle önermelerimiz olsun. Birinci önermem X önermesi. Kıbrıs Akdeniz'dedir. İkincisi bir Y önermem olsun. 7 faktöriyel eşittir 5040'a. Bir de Z önermemiz olsun. 107, 7 basamaklı bir sayıdır. Ve bizden istenen de X ve Y veya Z bileşik önermesinin doğruluk değeri nedir? O halde ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce X'in, Y'nin, Z'nin doğruluk değerlerini buluyoruz. Kıbrıs Akdeniz'dedir. Doğru bir önermedir, değil mi? O halde X'in doğruluk değeri nedir? 1'dir. Y önermem 7 faktöriyel 5040'a eşittir. Evet, 7 faktöriyel 5040'a eşittir. O halde Y önermem yine doğru bir önermedir. Z önermesi 107, 7 basamaklı bir sayıdır. Hayır, değil mi? 107 kaç basamaklı? 3 basamaklı bir sayı. O halde nedir Z önermem? Yanlış bir önermedir. O halde doğruluk değeri 0'dır. Şimdi gelelim bize verilen bileşik önermeye. Bakın ne görüyoruz? Biraz önce gösterdiğim bir özellik vardı. V'nin veya üzerine dağılma özelliği, değil mi? O halde önce ne yapabilirim? Bunu dağıtalım. Ne şekilde? X ve Y veya X ve Z. Şimdiki doğruluk değerlerini yerlerine yazarsam. X'in doğruluk değeri 1 ve Y'nin doğruluk değeri 1 veya X'in doğruluk değeri 1 ve Z'nin doğruluk değeri 0. 1 ve 1 bana neyi veriyordu? 1'e veya 1 ve 0 0'ı veriyordu. 1 veya 0 neye denktir? 1'e denktir. Aynı şekilde şimdi sol tarafı X ve Y veya Z'ye bakalım. X'in değeri kaçtı? 1 ve Y önermemin doğruluk değeri 1 veya Z önermemin doğruluk değeri 0. O halde 1 ve 1 veya 0 neye eşitti? 1'e. 1 ve 1 1'e denk. Demek ki sol taraf sağ tarafa nasıl eşit çıktı? İşte dağılma özelliğini bu şekilde sayısal olarak önerme üzerinde de uygulayarak görmüş olduk. Gelelim şöyle bir önermenin bize verilen doğruluk değerini bulmaya. Yine bir dağılma özelliği uygulayacağımız bir örneğimiz. P'nin değili veya Q'nun değili ve P veya Q'nun değili. Bu önermenin değilini bulalım arkadaşlar. Şimdi burada size göstermek istediğim bir, evet arkadaşlar, şimdi bir özellik daha çok kullanacağımız göstermek istiyorum. Şöyle, P veya Q'nun değili, P'nin değili,
İşaret değilini aldığımız zaman V işareti V'ye dönüşür. V işareti de VA'ya dönüşür. O halde ne olacak? V'ye dönüşecek. Q'nun değili. Eğer bu P ve Q'nun değili şeklinde ise o zaman yine P'nin değili. V işaretim VA'ya dönecek. Q'nun değil şekline gelecek. İşte bu iki kurala biz De Morgan kuralları diyoruz. Çok fazla kullanacağımız iki kural. Şimdi bunu kullanarak bir örnek görelim. P'nin değili veya Q'nun değili ve P veya Q'nun Q'nun değili önermesinin değilini bulalım. O halde ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen şöyle bir parantez ve bu önermenin değilini alacağım diyorum. Bakın arada ne var? Bir V bağlacı var. O halde ben burada şurada üste yazdığımız De Morgan kuralını uygulayabilirim. Birinci önerme, ikinci önerme şeklinde parantezleri düşündüğümde o halde ne olacak? P'nin değili veya Q'nun değilinin değilini alacağım. İşaretim veya'ya dönecek. P veya Q'nun değilinin değili. Evet, şimdi bunların değilini alırsam P'nin değili P. İşaret yine terse döndü ve Q'nun değilinin değili neyi veriyor bana? Q'yu. Veya P'nin değili işaretim V oldu. Q'nun değilinin değili Q. Şimdi bakın sağ tarafta ne var arkadaşlar? Her ikisinde de Q var. O halde ben sağdan Q parantezine bunu ne yapabilirim? Alabilirim. Şimdi o halde P'nin değilinin değili nedir arkadaşlar? P. İşaretim V'ye döndü. Q'nun değilinin değili Q. Veya P'nin değili işaretim V'ye döndü. Q'nun değilinin değili yine neyi verdi? Q'yu verdi. Şimdi bakın sağ tarafta her ikisine ne var? Q var. O halde ben Q parantezini alabilirim. O halde P ve P'nin değili, şöyle şuraya alalım. P veya P'nin değili ve sağdan ne parantezini alıyorum? Ve Q parantezini alıyorum. P veya P'nin değili her zaman için neyi verecektir bana? 1'i verecektir. O halde 1 ve Q. 1 ve Q bize her zaman için neyi verecektir? Q'nun alacağı değere göre V bağlacı altında değişeceğine göre demek ki sonuç bana Q'yu verecektir. Evet arkadaşlar, De Morgan kuralı dediğimiz bu kural çok fazla kullanılacak kurallardan bir tanesi. Ve aynı şekilde gördüğünüz gibi dağılma özelliğini de çok fazla kullanacağız. Evet, mantık elektrik devreleri dediğimiz günlük hayatta da kullandığımız bu gibi devreler gibi konularda da çok fazla kullanılır. Bu nedir? Elektrik devrelerini incelediğimiz zaman eğer anahtar kapalıysa bu akım geçecek anlamındadır. O halde akım geçtiği durumlarda biz bunun doğruluk değerine 1 deriz. Eğer anahtar açıksa ne olacaktır? Akım geçmeyecektir. İşte bu gibi durumlarda da bunun doğruluk değeri 0 olarak nitelendiririz. Ve devrelerde İki tane bağlama şeklimiz var. Bunlardan bir tanesi paralel bağlama, bir tanesi seri bağlama. Şimdi bunları nasıl uygulayacağız? Elektrik devrelerinde mantık ne şekilde, yani 1 ve 0 değerleri nasıl uygulanır? Bunları görelim sizlerle. Şöyle yazalım. Seri bağlama dediğimiz olay, şuraya da paralel bağlama diyelim. Seri bağlamayı V ile, paralel bağlamayı VA ile gösteririz.
Seri dediğimiz olay iki tane. Şu şekilde P ve Q gibi iki bağlantıya biz seri bağlama diyoruz. Paralel olduğu zaman P ve Q şeklinde bu şekilde gösteriyoruz. Demek ki V bağlacını burada seri bağlama için veya bağlacını da paralel bağlama için kullanacağız. Gelelim bundan ilgili bir örnek yapmaya. Bize şöyle bir elektrik devresi verilmiş olsun. P Q şöyle bir R ve tekrar S T şöyle bağlayalım. Ve şurada da işte ampulümüz olduğunu düşünelim. Yanıp yanmayacağına bu şekilde karar veriyoruz. Şimdi bizden istenen nedir? Verilen bu elektrik devresine karşılık gelen bileşik önerme nedir diyor. Şöyle yazalım. Verilen elektrik devresine karşılık gelen önerme nedir? Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız şey seri bağlamalar, paralel bağlamalar bunları önce yazıp ondan sonra birleştirerek bir bileşik önerme şekline getireceğim. Şu kısma baktığınızda nasıl bir bağlama var bakın? Bir paralel bağlama. Paralel bağlamayı neyle göstermiştik? V ile. O halde şu kısım için ben ne diyorum? Şöyle isterseniz şu kısım için ne şekilde gösterebilirim? Q veya R şeklinde göstereceğim demek. Şurayı ele aldığımda bunu nasıl göstereceğim? Nasıl bir bağlama var? Bir seri bağlama var. Seriyi neyle gösteriyordum? V ile. O halde S ve T diyeceğim. Şimdi gelelim bunları birleştirmeye. Bakın Q veya R paralel bağlamasına aynı zamanda ne bağlanmış? Bir seri bağlama var. Yani P ile bağlanmış. O halde önermemizi yazalım. P ve parantez içinde Q veya R. Bu kısmı hallettim. Bunun için ne yazmıştım? S ve T. O halde bu birleştirdiğim üst kısımla alttaki seri bağlamayı birleştireceğim. Peki bunlar birbiriyle nasıl bağlanmış? Bakın bir paralel bağlama var. O halde yukarıdakine aşağıda yazmış olduğum S ve T önermesini ne şekilde bağlıyorum? Veya bağlacıyla. İşte oluşan önerme bizim elektrik devremizin gösteriliş biçimidir. Gelelim bir doğruluk değeri bulmaya. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim koşullu önermelere. Koşullu önermelerde de ise ve ancak ve ancağı göreceğiz. Mesela koşullu önerme. Şöyle diyebilirim. Hava yağışlı ise yerler ıslaktır. Bu nedir? İse bağlacıyla bağlanmış iki tane önerme ama koşullu. Eğer diyor yağışlıysa yerler ne olacaktır? Islak olacaktır. Diyelim ki bir politikacı diyor ki eğer başkan seçilirsem fiyatlar aşağı düşecektir. Bu nedir? Yine bir koşullu önermedir. İse bağlacıyla bağladığımız bir koşullu önermedir. Şimdi ise bağlacının da biz doğruluk tablosunu önce görelim sizlerle. P önermem, Q önermem, P ise Q. Eğer birinci önerme doğru, ikinci önerme de doğruysa P ise Q koşullu önermesi doğrudur.
Birinci önerme doğru, ikinci yanlışken bileşik önermem yanlıştır. Birinci yanlış, ikinci doğruyken bileşik önermem doğrudur. Birinci yanlış, ikinci yanlışken ise önermem yine doğrudur. Yani bakın, ise koşullu önermesinde sadece birinci önerme yanlış, ikinci önerme birinci önerme doğru, ikinci önerme yanlışken sonuç yanlış olur. Onun dışındaki bütün durumlarda ise önermesi bize doğru sonucu verir. Gelelim bununla ilgili bir örneğe. Şöyle yazalım. Bir ise sıfır, ise bir, tekrar ise sıfır, ise sıfır, ise bir ise sıfır. Verilen bu önermenin doğruluk değeri nedir? Şimdi yine içteki parantezlerle başlayalım. Ne dedik? 1 ise 0. Sadece bakın, 1 ve 1 ise 0 durumunda doğruluk değeri 0 oluyordu. O halde şunun değeri nedir? 0. İse 1. Tekrar ise, küçük parantezin içi, 0 ise 0'ın doğruluk değeri nedir her zaman için? 1. İse. İkinci parantez, 1 ise 0. Bunun doğruluk değeri neye eşitti? 0'a. 0 ise 1. Yani birinci yanlış, ikinci doğruyken doğruluk değerimiz her zaman neye eşitti? 1'e. İse 1 ise 0. Neydi? Birinci doğru, ikinci yanlışken yanlış olacaktı. O halde 1 ise 0. Yine neye eşittir? Sıfıra eşittir. Demek ki verilen önermenin, bileşik önermenin doğruluk değeri sıfıra eşittir diyeceğiz. Gelelim şöyle bir örneğe arkadaşlar. P ise Q veya R denktir 0. Bu bize verilmiş. İstenen P'nin değil veya Q ise R ve Q'nun değili veya P önermesinin doğruluk değeri nedir? Şurayı silelim. Sorumuzda tam olarak yazalım. Doğruluk değeri nedir? Şimdi bakın, yine bir yol göstericimiz var değil mi? P ise Q veya R sıfıra denktir demiş. İse bağlacı altında bir önermenin sıfıra denk olması için hangi durum söz konusuydu? Birincinin bir, ikincinin sıfır. O halde buradan P önermesi nedir? 1'e eşittir. Q veya R neye denktir? Sıfıra denktir. Veya bağlacı altında sonucun sıfır olması hangi durumda olurdu? Sadece her ikisi de sıfırsa sıfıra eşit olurdu. O halde buradan Q'nun değeri neye eşittir? Sıfıra. R'nin değeri neye eşittir? Yine sıfıra. Bana ne lazım? P'nin değeri lazım, Q lazım, R lazım ve Q'nun değeri lazım. O halde P eğer 1 ise P'nin değeri kaçtır arkadaşlar? 1'e, sıfıra eşittir değeri. Q önermesi 0 ise Q'nun değeri neye eşittir? 1'e eşittir. O halde bulduğum değerleri şimdi yerine yazayım. P'nin değeri 0 veya Q 0 ise R 0 ve Q'nun değeri 1 veya P yine 1.
0 veya 0 neye denkti? 0'a. İse 0 ve 1 veya 1 her zaman için 1'e denkti. 0 ise 0 ve 1 her zaman için neye denkti? 0'a. O halde 0 ise 0, 1'e. Demek ki verilen önermenin doğruluk değeri 1'e eşittir diyeceğiz. Bakın, bu tarz sorularda öncelikle bana verilen şu yol gösteren önermenin tek tek doğruluk değerlerini yazıp ondan sonra istenen de mutlaka yerine yazmamız gerekecek. İse bağlacı altında, onu da söyleyelim, P ise Q gibi önermelerde, koşullu önermelerde P'ye hipotez, Q'ya hüküm deriz. P hipotez, Q'da hükümdür. Aynen demin verdiğim örnek gibi bakın. Hava yağışlı ise yerler ıslaktır. Hipotez ne? Hava yağışlı. Hüküm nedir? O halde diyor size yerler ıslaktır. Peki arkadaşlar, gelelim bir önermenin tersini bulmaya. Tersi dediğimiz zaman şöyle yazalım. Burada hem tersi, hem karşıtı, hem de karşıt tersini göreceğiz. Önce bir önermenin tersiyle başlayalım. Evet arkadaşlar, P ise Q önermesinin karşıtı olan bir önermeye Q ise P diyoruz. Q ise P bir karşıt önermedir. Mesela kar yağmış ise hava soğuktur. P ise Q önermemiz olsun. O zaman bunun karşıtı nedir? Hava soğuk ise kar yağmıştır. Yine P ise Q önermesini eğer karşıt tersi dersek, demek ki Q değil ise P değil olacaktır. Diyelim ki bir mevsim 3 ay ise 1 yıl 11 aydır. O halde bunun karşıt tersi ne olacaktır? Bir yıl 11 ay değil ise bir mevsim 3 ay değildir. Gelelim bir önermenin tersine. Tersi dediğimiz zaman da P ise Q önermesinin tersi, P değil ise Q değil şeklinde olacaktır. Şimdi şöyle bir örnek yazalım bunda da. Mesela diyelim ki 3 küçük 4 ise 3'ün karesi küçüktür 4'ün karesinden. Bu önermenin tersini alalım. 3 büyük eşit 4 ise 3'ün karesi büyük ve eşittir 4'ün karesinden. Bunun doğruluk değerine bakalım. 3 büyükse 4'ten veya eşitse dedik. Bu nedir? Yanlıştır. Yanlış ise 3'ün karesi büyüktür 4'ün karesinden. 9, 16'dan büyük değildir. O halde bu da nedir? Yanlıştır. Yanlış ise yanlış, yani 0 ise 0 neyi veriyordu bize? 1'i veriyordu. Bir tane daha bir ters önerme yazalım. Mesela diyelim ki 6 eşit 4 ise 10 eşit 10'dur. Bu önermenin tersini alalım. 6 eşit değil 4 ise 10 eşit değil 10'dur. 6 eşit değil 4 doğru bir önermedir. İse 10 eşit değil 10 nedir? Yanlıştır. 1 ise 0 bize neyi verecekti? 0'ı verecekti. Evet, koşullu önermelerin ikincisine geldiğimizde bunda da ancak ve ancak, yani İki yönlü ok göreceğiz. Ancak ve ancağında doğruluk tablosunu yaparak başlayalım. P, Q ve şöyle yazarsak. Birinci önermemiz doğruyken ikinci de doğru olsun. Ancak ve ancak yine doğru verecektir. Birinci önerme doğru,
İkinci yanlışken P ancak ve ancak Q önermesi yanlışı verecektir. Birinci önerme yanlış, ikinci önerme doğruyken yine koşullu önermemiz yanlışı verecektir. Birinci yanlış, ikinci yanlışken koşullu önermemiz doğruyu verecektir. O halde gördüğünüz gibi ancak ve ancak bağlacıyla bağlanan iki önermede her iki önerme doğruysa ya da her iki önerme yanlışsa bize doğru sonucu verir. Biri doğru biri yanlış ya da biri yanlış biri doğru olduğunda her zaman için yanlış sonuç verilecektir. Evet arkadaşlar, bundan ilgili de hemen bir örnek görelim. Şöyle örneğimizi yazalım. P ancak ve ancak P veya Q denktir. Q ise P olduğunu gösterelim. P ancak ve ancak P veya Q denktir. P ise birinci önerme ise ikinci önermeyi aynen alıyorum. V bağlacıyla bağlıyorum. P veya Q ise yine birinci önerme. İstelim karışmasın. Şimdi şöyle bir denkliğimiz vardı. P ise Q'yu birincinin değil veya ikinci şeklinde açabiliyorduk. O halde şu önermeyi bu şekilde açalım. Birincinin değili veya P veya Q ve aynı şekilde P veya Q'nun değili veya P. Şimdi burada dağılma özelliğini uygularsam P veya P'nin değili veya P veya Q ve aynı şekilde P'nin değili De Morgan kuralını uygulayarak açıyorum ve Q'nun değili veya P. P'nin değili veya P bize her zaman için neyi verecektir? 1'i. 1 veya Q ve P'yi dağılma özelliğini uygularsam P'nin değili veya P ve Q'nun değili veya P. Şöyle yapalım. 1 veya Q bana her zaman için 1 verecektir. Q ister 0 olsun ister 1 olsun 1. Ve P veya P her zaman için yine 1 verecektir. Veya Q değil veya P. 1 ve Q değil veya P her zaman için, şöyle yapalım, parantezimizi unutmayalım. Bana neyi verecektir? Q değil veya P'yi. O halde 1 ve Q değil veya P oldu. 1 ve Q değil P yine her zaman için Q değil veya P'yi verecektir. Şu yazdığımız özellik neydi arkadaşlar? İse bağlacında birincinin değili veya ikinci şeklinde açıyordum. O halde bakın aynı şeyi elde ettim. Demek ki bu ne olacaktır? Q değil ise P. Yani elde etmeye çalıştığım. Evet, Q değilse veya P'yi bulduk. Demek ki başta ne demiştik? P ise Q denktir. P değil veya Q'ya. O halde neye denktir? Q ise P'ye, yani elde etmek istediğimiz denkliğe demek ki eşittir. Evet arkadaşlar, ancak ve ancakla ilgili hemen birkaç tane özellik yazalım. Yine kullanacağımız, soru çözümlerinde çok fazla kullanacağımız birkaç özellik. Birincisi, P ancak ve ancak Q.
denktir Q ancak ve ancak P'ye. İkinci özelliğimiz P ancak ve ancak Q'nun değili denktir P'nin değili ancak ve ancak Q, o da denktir P ancak ve ancak Q'nun değili. Bir üçüncü özelliğimiz P ancak ve ancak P 1'e denktir. Bir dördüncü özelliğimiz P ancak ve ancak P'nin değili 0'a denktir. Beşinci özelliğimiz P ancak ve ancak 1 P'ye denktir. Altıncı özelliğimiz P ancak ve ancak 0 P'nin değiline denktir. Şimdi bunları kullanabileceğimiz hemen küçük bir örnek yapalım. P ancak ve ancak 0 ancak ve ancak P 1 ancak ve ancak P'nin değili. Bu önermeyi sadeleştirelim. P ancak ve ancak 0 neye denktir arkadaşlar? P'nin değiline. Hemen yazıyorum. Ancak ve ancak. P ancak ve ancak 1. Neye denktir? P'ye. Hemen bunu da yazıyorum. Ancak ve ancak P'nin değili. Geldik yine parantezin içine. P'nin değili ancak ve ancak P neye denktir? 0'a. Ve P'nin değili 0. Ancak ve ancak P'nin değili neye denktir? P'ye denk olarak en sade biçimine getirmiş oluruz. Evet arkadaşlar, kendisini oluşturan önermelerin bütün doğruluk değerlerine karşılık daima bir olan bileşik önermelere biz totoloji diyoruz. Eğer bu daima sıfırsa, bu sefer de oluşan önermeye her zaman için çelişki diyoruz. Şimdi bundan ilgili hemen bir iki özellik yazalım. P veya P'nin değili her zaman için 1'e denktir. Yani bir totolojidir. Aynı şekilde P veya 1 her zaman için 1'e denktir. P ve P'nin değili 0'a denktir. O halde bir çelişkidir. P ve 0 her zaman 0'a denktir. O halde nedir? Bir çelişkidir. Şimdi bir bileşik önerme yazarak bunun çelişki olduğunu gösterelim. Şöyle bir önermemiz değili ve P ve Q çelişki olduğunu gösterelim. Evet, önce bir önermenin değili var. O halde ne yapacağız? De Morgan kuralını uygulayabiliriz. De Morgan kuralında ne oluyordu? Verilen önermelerin değilini alıyorduk, aradaki işaret değişiyordu. O halde değiştirelim. P'nin değili ve Q'nun değili ve P ve Q. Bakın işaretlerin hepsi ve. O halde birleşme özelliğini kullanarak P'nin değili ve Q'nun değili ve P ve Q haline getirebilirim. Şurada ne kullandık? De Morgan. Burada V'nin birleşme özelliğini. Şimdi değişme özelliği uygulayarak P değil de P'yi bir araya, Q değil de Q'yu bir araya getirelim. P değil ve P ve Q değil ve Q. Burada da neyi uyguladık? Değişme özelliğini. P değil ve P her zaman için neye denktir? Sıfıra. Q değil ve Q
yine her zaman için sıfıra denktir. Sıfır ve sıfır her zaman için sıfıra denktir. O halde bu bir çelişkidir diyebiliriz. Sonucu daima bir olursa totoloji, sonuç daima sıfır olursa çelişkidir diyoruz. Gelelim açık önermelere. Doğruluğu içindeki değişkenin aldığı değerlere göre değişen önermelere de açık önermeler diyoruz. Yani bir x değişkenimiz olsun, x'in aldığı değerlere göre değişen önermeler açık önermelerdir. Örneğin bir px önermem olsun. Şöyle diyelim. X uçan bir hayvandır olsun. Ben burada x yerine herhangi bir hayvan yazdığımda bu önermenin değeri ona göre değişir. X kuş olsun. O halde önerme ne hale gelecek arkadaşlar? Kuş uçan bir hayvandır. O halde bu önermenin doğruluk değeri nedir? 1'dir. Peki ben x yerine diyelim ki kaplan yazdım. O halde önermem ne olacak? Kaplan uçan bir hayvandır. Peki bu nasıl bir önerme oldu? Kaplan uçar mı? Hayır. O halde nedir? Yanlış bir önermedir. Demek ki x değişkenin aldığı değerlere göre önermelere biz açık önermeler diyeceğiz. Evet, şimdi bir örnek daha görelim arkadaşlar açık önermelerle ilgili. Demek ki x'in aldığı değerlere göre değişen önermeye açık önerme diyeceğiz. Şöyle bir örnek yazalım hemen. Önermemiz x bir doğal sayı olmak üzere 3 küçük x kare, o da küçük 50. Bu açık önermenin doğruluk kümesini oluşturalım. Şöyle. Şimdi x doğal sayı dediğine göre x yerine doğal sayılar yazacağım. X'im 0 olursa 0 bu aralıkta yer alır mı arkadaşlar? Hayır. O halde bu önermenin doğruluk değeri ne olur 0 için? 0. X yerine 1 yazdığımızı düşünelim. 1'in karesi 1'dir. Yine bu aralıkta yer alamayacak. O halde doğruluk değeri nedir? 0'dır. X yerine 2 yazalım. 2 kere 2, 4. Bu aralıkta yer aldığına göre doğruluk değeri 1'dir. 3 yazalım. Yine doğruluk değeri 1 olacak. 4 yazarsak yine 1'dir. 5 yazarsak 1'dir. 6 yazalım. Yine 1. 7 yazdığımızda 7 kere 7, 49. Yine bu aralıklar içinde yer alır. Doğruluk değeri 1'dir. 8 yazdığımız zaman 8 kere 8 64. Bu aralıkta yer almayacağı için doğruluk değeri ne olacaktır? 0. O halde bu açık önermenin doğruluk kümesi demek ki doğruluk değeri 1 olanlardan 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 doğal sayıları önermenin doğruluk değeri. O halde doğruluk kümesi demek ki 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'den oluşacaktır. Evet arkadaşlar, biz mantık konusunda bir de niceleyicilerden faydalanırız. Niceleyici dediğimiz şey nedir? Yine günlük hayatta aslında kullandığımız şeyler. Biri her, biri de en az bir dediğimiz şey. Her'i şu şekilde göstereceğiz. En az bir niceleyicisini de bu şekilde göstereceğiz. Her'in değilini aldığım zaman en az 1 olacak. Şöyle yapalım. En az 1'in değilini aldığımız zaman da her oluşacak. Peki, diyelim ki şöyle bir örnekle devam edelim isterseniz. Daha net, daha açık olsun.
Şöyle söyleyelim. Her B reel sayısı için B artı 4 büyük 7'dir. Şimdi bu önerme nedir? Kesinlikle yanlış bir önermedir, değil mi? Ben B yerine 2 yazarsam bu önerme doğru olur mu? Hayır. 3 yazarsam doğru olmaz. Reel sayı dediği için eksi 5 yazarsam doğru olmayacak. Eksi 5 artı 4 7'den büyük müdür? Hayır, değildir. 2 yazdığım zaman 2 artı 4 7'den büyük müdür? Hayır, değildir. Demek ki kesinlikle yanlıştır. Ama ben bunu şöyle değiştirseydim. En az bir B reel sayısı için B artı 4 büyüktür 7 deseydim, bu önerme ne olacaktı? Doğru olacaktı. Çünkü en az bir tane B sayısı bu özelliği sağlayacak vardır. Yani ben buraya 5 yazdığım zaman 5 artı 4 nedir? 7'den büyüktür. O halde doğru olacaktır. Evet arkadaşlar, gelelim iki tane tanıma. Bir tanesi aksiyon, bir tanesi teorem. Matematikte çok çok kullandığımız iki tane ifade aslında bunlar. Doğruluğu ispatlanmadan doğru olduğu kabul edilen önermelere biz aksiyon diyoruz. Ama doğruluğunun mutlaka ispatlanması gereken önermelere de teorem diyoruz. Mesela diyelim ki x eşit y ise y eşit x'tir. Bunu ispatlamaya gerek var mıdır? Yoktur. Demek ki bu nedir? Bir aksiyondur. Ama bir teorem olduğu zaman mutlaka bunun ispatlanması gerekir. Bu ispatlamada da bir takım yöntemlerden faydalanırız. Şimdi birkaç tane bunlarla ilgili bu yöntemlerin nasıl kullanılacağı hakkında örnek üzerinde duralım sizlerle. Bunlardan birincisi doğrudan ispat dediğimiz yöntem. Hemen şöyle gelelim. Pardon, şöyle yazalım. X ve Y tek sayılar ise X artı Y çift sayıdır. X ve Y tek sayılar, P önermemdir. X artı Y çift sayılar da Q önermemdir. Yani P dediğim şey hipotez, Q dediğim şey nedir? Hükümdür. Hipotez, hüküm. Şimdi bunun ispatına girelim. X ve Y tek sayı dediği için X'i 2K artı 1 gibi bir tek sayı seçebilirim. Y'yi de 2P artı 1 gibi bir tek sayı seçebilirim. Burada K ve P tam sayıların elemanıdır. O halde X artı Y çift sayıdır demişti. O halde X artı Y. X yerine ne yazıyorum? 2K artı 1. Artı Y yerine 2P artı 1. 2K artı 2P, 1, 1 daha 2. Ve ben burayı hepsinde 2 ortak olduğu için 2 parantezini alabilirim. X artı Y eşittir 2 parantezinde K artı P artı 1. K artı P artı 1'e ben T diyeyim. O halde X artı Y eşit 2T olur. Herhangi bir sayıyı 2 ile çarptığımız zaman mutlaka ne çıkacaktır? Çift sayı. Yani isterseniz T sayısı tek olsun, isterse çift olsun, her şekilde 2 ile çarptığımız için, bir çift sayı ile çarptığımız için çift çıkacaktır. O halde teoremimiz doğru bir teoremdir. Bu şekilde ispatlanmış olur. Gelelim ikinci bir şekilde ispat yöntemine. Buna da olmayana ergi yöntemi diyeceğiz. Bunu da şöyle bir örnekle gösterelim. Şöyle olsun. X eşit
3 ise 2x eksi 5 5'tir. Bunun ispatı. Bunun ispatı için şöyle yaparız arkadaşlar. Karşıt tersinin doğru olduğunu gösterirsek bu teoremin de doğru olduğu görülmüş olur. Karşıt ters dediğimiz şey nedir? Q değil ise P değildir. O halde P önermem x eşit 3. Q önermem şöyle yazalım. P x eşit 3. Q önermem de 2x eksi 1 eşit 5. O halde bunların terslerini alayım. X eşit 3 o halde P değil ne olacaktır? X eşit değil 3. Q değil ne olacaktır? 2x eksi 1 eşit değil 5. O halde yazalım. Q değil ise P şeklinde. Yani 2x eksi 1 eşit değil 5 ise P'miz x eşit değil 3. O halde bunu ispatlayalım. 2x eksi 1 eşit değil 5 ise x'i yalnız bırakmak için ne yaparım? Her iki tarafa yanındaki 1'in tersini eklerim. Yani 2x eksi 1 artı 1 eşit değildir 5 artı 1. 2x eşit değildir 6. X'i yalnız bırakmak için x'in önündeki sayıyı her tarafı bölelim. X eşit değil 3. Evet, 2x eksi 1 5'e eşit değilse x 3'e eşit değildir. Bulduğum sonuç. Demek ki teorem doğrudur. Bu şekilde olmayana ergi yöntemiyle ispatlamış oluruz. Gelelim çelişki yöntemi dediğimiz üçüncü bir yöntemle ispata. Bunun için de şöyle bir örnekten faydalanalım. Şöyle yazalım arkadaşlar. En doğal sayı ise 2 üzeri 2n artı 1 asal sayıdır. Bunu da çelişki yöntemiyle ispatlayalım. Diyorum ki n eşit 3 olsun. N yerine 3 yazalım. 2 üzeri 3 çarpı 2 artı 1. 2 üzeri 6 artı 1. 2 üzeri 6 64 artı 1 65. 65 asal sayı değildir. O halde bu teorem yanlıştır diyorum. İşte bu şekilde ispatı da çelişki yöntemiyle ispatlıyoruz. Deneme yöntemiyle dördüncü tip bir ispat yöntemimiz var. Bir de onu bir örnekle görelim. Onun için de şöyle bir şey. Tek bir tam sayı ile dedik, çift bir tam sayının çarpımı çift bir tam sayıdır. Şimdi deneme yoluyla bunu ispatlayalım. Diyelim ki x eşit 3 tek bir tam sayı olsun. Y de çift, yani 4 gibi bir tam sayı olsun. X çarpı Y, 3 çarpı 4, 12. Evet, çift bir tam sayıdır. Bir tane daha sayı yazalım. X eşit, eksi 5 olsun. Y eşit, eksi 2 gibi çift bir tam sayı olsun. Çarpalım, X çarpı Y, eksi 5 çarpı eksi 2, 10. Yine sonuç nedir? Çift bir tam sayıdır. Bir tane daha yazalım. X eksi 1 gibi tek bir tam sayı olsun. Y de 2 gibi çift bir tam sayı olsun. X çarpı Y eksi 1 çarpı 2 eksi 2 yine nedir? Çift bir tam sayıdır. O halde bu önermemiz nedir? Doğru bir önermedir. İspatlanmış oldu. Ve son ispat yöntemimize gelelim. Buna da aksine
ispat diyoruz. Bununla ilgili de küçük bir örnek yazalım hemen. X bir asal sayı ise tektir. Arkadaşlar, ben x yerine eğer 2 asal sayısını yazarsam, pardon, x eşit 2 yazarsam, 2 bir asal sayıdır değil mi? Evet. Ama nasıl bir asal sayıdır? Çifttir. Demek ki verilen önermenin yanlış olduğunu ispat etmiş olur. Evet, birinci ünitemiz olan mantık ünitemiz bu ispat yöntemleriyle bitti. Şimdi bundan ilgili karışık bir iki tane soru çözmek istiyorum sizlere. Buradan gelebilecek soru tarzlarınız şöyle. P ve Q'nun değili veya P veya Q bileşik önermesinin doğruluk tablosu ile bir totoloji olduğunu gösterelim. Hemen tablomuzu yapalım. İki tane P, Q değişkeni. P ve Q. Daha sonra P ve Q'nun değili. Sonra P veya Q. Ve daha sonra hepsini birlikte alarak P ve Q'nun değili veya P veya Q. Şöyle. Birinci doğruyken ikinci doğru. Birinci doğru, ikinci yanlış. Yanlış doğru, yanlış, yanlış şeklinde yazın. Şimdi P ve Q. 1 ve 1 bana neyi verecekti her zaman için? 1'i. 1 ve 0 her zaman için 0. 0 ve 1 0, 0 ve 0, 0. Bu sütunda ne var? Bu bulduğum sütunun değilini alalım diyor. O halde 1'in değili 0. 0'ın değili 1. 0'ın değili 1. 0'ın değili 1. Gelelim P veya Q'ya. Veya bağlacıyla 1 veya 1, 1 veriyordu. 1 veya 0, yine 1 veriyordu. 0 veya 1, 1 veriyordu. 0 veya 0, 0 veriyordu. Ve şimdi P ve Q'nun değili buradaki sütunla P veya Q'yu veya bağlacıyla birleştiriyorum. 0 veya 1, 1. 1 veya 1, 1. 1 veya 1, 1. 1 veya 0, 1. İşte oluşan doğruluk değerlerinin hepsi 1 olduğuna göre bu bir totolojidir diyebiliyoruz. Demek ki bir doğruluk tablosu yaparken size verilen önermeleri tek tek yazıyorsunuz ve daha sonra bileşik önerme şeklinde verilenleri de yazıp sonuçta isteneni yazarak cevabı buluyorsunuz. Eğer hepsi 0 olsaydı çelişkiydi, hepsi 1 olduğu zaman totolojidir diyoruz. Gelin bir başka örneğe. Sizin en çok karşılaşacağınız soru tipleri böyle bir ifadenin totoloji olduğunun gösterilmesi, çelişki olduğunun gösterilmesi veya şimdi yapacağım örnek tarzında P'nin değili veya Q veya R'nin değili denktir 0 olduğuna göre P'nin değil veya Q ve R'nin değili veya P ve R
önermesinin doğruluk değeri nedir? Arkadaşlar daha önce bu tarz soru çözdük biliyorsunuz. Bizim için ipucumuz neydi? Bu kısımdı. Birinci önerme, ikinci önerme gibi düşündüğüm zaman arada V bağlayıcı veya bağlayıcı olup da sonuç sıfır çıkıyorsa hem birinci önerme hem de ikinci önermenin sıfır olması gerekiyordu. O halde diyorum ki P'nin değili veya Q sıfıra denktir. R'nin değili de sıfıra denktir. P'nin değili veya Q sıfıra denkse yine veya bağlayıcı altında her iki önerme sıfırsa sıfır olabiliyordu. O halde demek ki P'nin değeri de sıfır, Q da neye eşittir? Sıfıra eşittir. Şimdi ne lazım? P'nin değeri lazım, değerini biliyorum. Q lazım, değerini biliyorum. R'nin değeri lazım, bunları biliyorum. Bir de ne lazım? R. O halde R'nin değeri eğer sıfırsa R neye denktir? 1'e denktir. Bulduğum değerleri yerine yazayım. P'nin değeri 0 veya Q 0. Ve R'nin değeri 0 veya P. P'mizi de şuraya yazalım. P'nin değeri 0 olduğuna göre P 1'dir. 1. Ve R'nin değeri 1. Evet. Önce bu parantez. Sıfır veya sıfır neye denkti? Sıfıra. Ve sıfır veya bir her zaman için bire denkti. Ve bir. Sıfır ve bir ve bir her zaman için bire denkti. Sıfır ve bir her zaman için sıfıra denkti. Demek ki bizden istenen önermenin doğruluk değeri sıfıra eşitmiş. Gelelim bir başka örneğe. Bu sefer de niceleyicileri kullanarak bir örnek üzerinde duralım. Yine size çıkabilecek sorulardan bir tanesidir. Sorumuz şöyle olsun. Her x reel sayıların elemanı olmak üzere x kare eksi 2 eşit 0 ise en az 1x doğal sayıların elemanı olmak üzere 3x artı 2 büyüktür 5'ten. Verilen açık önermenin değeri nedir? Şöyle yazalım. İse bağlayıcı altında şöyle bir özelliğimiz vardı. P ise Q neye denkti arkadaşlar? P'nin değeri veya Q'ya denkti. O halde ben önce verilen açık önermeyi bu şekle dönüştüreyim. Demek ki birinci önermenin değeri her x elemanıdır R, x kare eksi 2 eşit 0'ın değeri aradaki işaret neye dönüşecekti? Veya'ya. Ve en az 1x elemanıdır doğal sayıların 3x artı 2 büyük 5. Ve benden istenen nedir? Bütün bu önermenin değeridir. Önce içteki parantezin değerini alalım. Her neye dönüşüyordu? Bazıya. O halde en az 1x elemanıdır R'nin x kare eksi 2 eşit değil 0. Birinci önermenin değerini aldım. Veya en az 1x elemanıdır doğal sayıların 3x artı 2 büyük 5. Şimdi bu ifadenin değerini alıyoruz. Birincinin değeri her x elemanıdır reel sayıların x kare eksi 2 eşit 0. İşaretimiz V'ye dönüşüyor değerini aldığım zaman. Her x elemanıdır doğal sayıların 3x artı 2 küçük ve eşittir
5 işte bizden istenen ifadeyi oluşturmuş olduk. Demek ki ilk önce yapacağımız arada ise bağlacı olduğu için şu konuma getirmek birincinin değili veya ikinci önerme arkasından bulduğumuz bu önermenin değilini almak.